Şimdi yaşınızı kurtarmaz herhalde ama dinlediğinizi bilmiyorum. İlhan İrem. Biliyor musun? Mehmet sen biliyorsun İrem değil mi? Şarkıları vardır. Yani bir kuple söylemek istiyorum izin verirseniz. Sazlıklardan havalanan. Sazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesin. Ürkek şaşkın kararsız duyuyorum. Ve sen bir gökkuşağı kadar güzelsin. İlhan İrem benim yakın kankim arkadaşlar. Yazayım şöyle. Anlatacağım hikaye İlhan İrem'in aşk hikayesi. İlhan İrem'in aşk hikayesi arkadaşlar. Aşkı diyelim şuraya. Peki bizim köye geldi İlhan İrem. Arkadaşlar yol uzun tabii. Köyümüzü, Arvuçuk köyünü zaten biliyorsunuz artık. Duydunuz arkadaşlar. Köye şöyle müstakil bir evimiz var köyde. Arkadaşlar şöyle önünde bir asma ağacı var şurada. Ve altında bir tahta masa, iki tahta sandalye. Ve oturduk buraya İlhancığımla, İlhan İrem'le. Arkadaşlar çay içiyoruz. İlhan dedi ki bana, sadece sana bir şey anlatacağım, sen de bütün öğrencilere anlat. Yıllardır anlatırım bunu. Arkadaşlar acı bir aşk hikayesi. Öğrencilerin bilsin dedi yani, sadece sana anlatıyorum. Ben dedi, bir gün dedi bir kıza aşık oldum dedi. Evlenmeyi teklif edeceğim. Hani olur ya hayatımızda arkadaşlar mesela hep onu ararız değil mi? Hani mesela bu o. İşte hayatımın aşkı falan, o çıktığında her şeyi yapacağız falan gibisinden. Dedi ki, 3 konserin parasını gömdüm. Çok özel bir kolye yaptırdım. Kız arkadaşıma, sevgilime evlenme teklif edeceğim. Şöyle bir yakuttan kolye yaptırdım. Ön tarafına kızın resmini çizdirdim. Altına kendi ismimi yazdırdım. Arkaya kendi resmimi çizdirdim. Kızın ismini yazdırdım. Çok değerli bir yakut kolye yaptırmış. Almış avucuna, teklif edecek. En ilk teklifi genelde tek taşta yapılır ya. Biz hani koş tek taşı alırsın. 36 takside falan böyle işte hani edel teklifi, sanatçı kişilik arkadaşlar. Bu da ne yapmış? Yakut kolye ile. Bizim Muğla'da arkadaşlar Aşk Yaka diye geçti bir ara dizilerde. Akyaka'yı duymuşsunuzdur belki. Duymadıysa gene yazın Google'a Akyaka diye, çok güzel arkadaşlar bir yer. Şurada restoranlar var arkadaşlar. Tam nehir diyeyim artık. Azmak deriz arkadaşlar biz. Bir nehir düşünün, azmak var burada, soğuk su akıyor arkadaşlar aşağı doğru. İçinde hakikaten böyle bitkiler falan, üstünde ördekler mördekler var. Restoranların önünde masalar, tam böyle sıfır şey, azma sıfır. Çok güzel bir yer. Hatta ben bir kere arkadaşlar buraya gitmiştim. Şöyle şuraya oturduydum, bir arkadaşıma yemek ısmarlayayım demiştim artık. Birazcık romantik bir yemek olsun diye. Oturup şu köşeye yemek yedik falan, vardı çok havalıyım yani, böyle vardım. Ahtapot salatası, biraz balık, biraz şundan, biraz bundan. Alkol yok, ben alkol kullanmıyorum. Şöyle şöyle dedim arkadaşlar. Ondan sonra masaya oturduk falan, her şey gayet güzel falan. Sonra arkadaşıma dedim ki sen git, ben arabaya kadar ben geliyorum, hesabı ödeyeyim falan. Hesaba gittik falan, bir hesap çıkarmışlar. Yani ödemesi biraz zaman aldı. Ondan sonra ne zaman Akyaka'ya insem, şurada bir köprü var, Muğla'lı arkadaşlarım bilirler. Aa buraya geçemiyorum, buraya geçtikten sonra bende kalp atışı hızlanıyor. Sıkışkınlık yapıyor. Klasik koşullanma yaşamışım. Hemen geri dönüyorum falan. Öyle berbat bir duyguydu benimkisi. Bizim İlhan arkadaşlar burayı ne yapmış? Kapatmış. Güller müller attırmış böyle masalara falan. Kimse yok. Köşedeki masayı tutmuş arkadaşlar. Bir tane kemancı tutmuş. Hep anlatırım. Adam çok iyi çalıyor. Bir çalıyor. Öyle bir çalıyor ki ördekler bile dans ediyor. La 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 la. Yani otomatik arkadaşlar. Kız da İstanbul'dan gelecek. Bizim Akyaka'nın yolları azıcık virajlı. İstanbul'a, Ankara'ya benzemez arkadaşlar. Kız buradan gelirken İlhan İrem burada elinde kolyesi, müzik tamam, her şey hazır. Sen tut buradan aşağı uç, yuvarlan, öl. Bu hikaye ilk anlattığım sırf tekrar var, ağladık arkadaşlar. Artık tabii anlat anlat birazcık hikaye yalama oldu ama ilk defa da burada anlatıyorum. Heh, aşağı uçuyor arkadaşlar, kız ölüyor. İlhan üzüntüsünden ne yapacağını bilemiyor. O kolyeyi hep elinde taşıyor arkadaşlar. Ondan sonra kızı defnetiyor. Acısına şarkılar. Şarkılar besteliyor işte, o sazlıklardan havalanan, dinleyin dedim ya. Konuşamıyorum anlasana falan filan. Sonra kolyeyi boynuna takıyor. Konserlere kolyeyle çıkıyor arkadaşlar. Hiç unutmuyor kızı. Bir gün diyor ki ya bu böyle olmayacak. Ben ne yapayım? Buna bir medrese yaptırayım. Bir hayır olsun, bir okul. Ya biz de biliyoruz hayır dersen ya çeşme yaptırırsın ya okul yaptırırsın. Bir okul yaptırayım. Gidiyor Erzurum'a bir okul yaptırıyor, medrese yaptırıyor arkadaşlar. Eskilerden İlhan İrem, bu da arkadaşlar o yüzden medrese yaptırmış arkadaşlarım. Ve nerede yaptırmış? Erzurum'da kapısının önüne de kolye asıyor. Neden Erzurum?
Kızın ana tarafı Erzurumlu arkadaşlar. Bak dikkat et. Peki ondan sonra kolyeyi astırmış. Hatta şu an Erzurumlu olan arkadaşlarım varsa altına fotoğraf paylaşamazsınız ama yorum yazabilirsiniz. Gidin bakın Yakutiye Medresesi diye geçen arkadaşlarım. Orada o kolye hala durur. Kapının üstüne böyle cam bir bölme. İçine arkadaşlar Yakut'tan bir kolye koymuş. O kolyeyi oraya koymuş, kızın ismi falan gözüküyor ya. Giren çıkan neyi görüyor arkadaşlar? Yakut kolyeyi görüyor. Ve giren çıkan o Yakut kolyeden dolayı buraya ne demiş? Yakutiye Medresesi. Yakut Medresesi. Yakutiye Medresesi. İsmi oradan kalmış. Sonunu bağlayamadık ama arkadaşlar ismi oradan kalmış. Peki bu Yakutiye Medresesi nerede? Erzurum'da. Kim yaptırmış? İlhan İrem. Peki İlhan İrem'e ne diyeceğiz arkadaşlar? İlhangiller diyeceğiz. İlhangillerin ailesi gibisinden İlhanlar yaptırmış. Aslında arkadaşlar bir şey çıkmadı ama neden anlattım? Eğlencesini anlattım. Fakat şunu öğrenmiş olduk. Unutma, bir yerlerde karşınızda sırf eğlence olsun diye anlattım. Yakutiye Medresesi çıkarsa o medresenin kapısındaki Yakut kolyeye bak, göreceksin orada onu. Bize neyi hatırlatacak? İlhanlar hatırlatacak. O zaman toparlıyorum arkadaşlar. Bu çıkaracağımız hikayeden ders nedir arkadaşlarım? Evlilik teklif edeceksen kızı uzağa çağırmayacaksın. Yakut kolye değil, tek taş alacaksın. İşin şakası. İlk medreseyi kim yaptırmıştı? Karahanlılar. Nerede yaptırmıştı? Semerkant'ta. Peki Yakutiye Medresesi'ni duyarsanız kim yaptırmış? İlhanlılar arkadaşlar.